Şeriatçılar Kur'an'da çelişki yokmuş kanısını yaratmak amacıyla bazı ayetlerin bazı ayetler tarafından ilga edildiğini öne sürerler. Oysa ki bu tür iddialar Kur'an'daki çelişkili durumu gidermek şöyle dursun, Tanrı'nın yanılmazlığı fikrini zedelemekten başka bir işe yaramaz. Yukarıda değindiğimiz gibi şeriatçılara göre Kur'an'da çelişme diye bir şey yoktur ve olamaz. Çünkü Kur'an Tanrı sözleridir ve Tanrı çelişmeli şekilde konuşmaz. Bu nedenle, Kur'an'da çelişme ya da tutarsızlık vardır diyenleri, Tanrı'ya küfür savurmakla suçlarlar. Oysa Kur'an'da çelişki olduğu ortadadır ve bunun birçok örneğinden bazılarını yukarıda gördük. İlerideki bölümlerde daha da göreceğiz. Fakat şeriatçılar, Kur'an'da çelişki yokmuş kanısını yerleştirmek üzere, bir yandan yukarıdaki şekilde konuşurken, diğer yandan başka bir taktiğe başvururlar ki, o da, bazı ayetlerin, diğer bazı ayetlerle ortadan kaldırıldığını öne sürmektir. Böylece çelişkili nitelikte ayet bulunamadığı kanısını yaratmak isterler. Yani onların söylemelerine göre, Kur'an'da, hem geçerli hem de geçersiz ayetler vardır. Geçersiz ayetler, Tanrı tarafından ortadan kaldırılmış olan ayetlerdir. Ve işte güya bundan dolayıdır ki, ayetler arasında çelişme olduğu görüntüsü bulunmaktadır. Dayanak olarak da, Tanrı'nın bunu açıkça bildirdiğini ve biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah, neyi indireceğini çok iyi bilir. Nahl Suresi, Ayet 101 şeklinde ayetler indirdiğini öne sürerler. Oysa bu ayet, Muhammed'in günlük siyasetinin bir sonucu olmak üzere, yine onun tarafından konmuştur. Şu bakımdan ki, biraz yukarıda da belirttiğimiz gibi, Muhammed, birbirine ters düşen buyruklarla taraftarlarını şaşkına çevirdiği zaman, bazı kişiler Muhammed'i iftiracı olarak suçlamışlar ve şöyle konuşmaya başlamışlardır. Muhammed bugün emrettiğini yarın yasaklayarak ashabıyla alay ediyor. Ve işte onların bu şekildeki konuşmalarına karşı Muhammed Tanrı'nın çelişkili şekilde buyruk göndermediğini, sadece bir ayeti bir başka ayette değiştirdiğini söylemiş ve Kur'an'a şu ayeti koymuştur. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir. Onlar sen ancak bir iftiracısın dediler. Hayır onların çoğu bilmezler. Nahl suresi ayet 101. Böylece Tanrı'nın zamana, şartlara ve ihtiyaca göre iş gördüğünü anlatmak istemiştir. Ve işte Kur'an'da çelişme olmadığını öne sürenler, Muhammed'in bu mantığına sarılarak Tanrı'yı bir doktora benzetirler. Nasıl ki doktor hastasının ilacını onun sağlık durumuna göre değiştirir ise, Tanrı'nın da öyle yaptığını öne sürerler ve şöyle derler. Ayetlerin nesih ve değiştirme, kulların maslahatına, ihtiyaçlarına göre Allah'ın bir lütfu olarak gerçekleşir. Bu durum bir doktorun hastasına tedavisinin seyri boyunca bir ilaç vermişken değiştirip başka bir ilaç vermesine benzer. Görülüyor ki şeriatçılar, yaratan ve hiçbir zaman ve hiçbir şekilde yanılmayan, her gizli şeyi önceden bilen olarak tanımladıkları Tanrı'yı, fani ve yaratma gücü olmayan ve üstelik yanılabilir bir insana doktora benzetmekte, Tanrı fikrini zedelediklerinin farkında değillerdir. Söylemeye gerek yoktur ki, bir doktor, sınırlı bilgiye sahip olduğu için, tedavi etmekte olduğu hastasına isabetli şekilde ilaç vermemiş olabilir, bu nedenle verdiği ilacı değiştirip onun yerine bir başka ilaç verebilir. Oysa Muhammed'in tanımladığı Tanrı bakımından durum başkadır. Çünkü onun tanımına göre Tanrı, hiçbir konuda ve hiçbir şekilde yanılmayan bir yaratandır. Yaptığı işin sonucunu önceden hesaplayan bir Tanrı'dır, üstelik yarattığı her şeyin kaderini oluşturandır. Yanılmayan bir Tanrı'nın, yanılgıya kapılarak ayet koyabileceğini ve sonra yanıldım diyerek, bunu bir başka ayette değiştirebileceğini ya da biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, Nahl Suresi, Ayet 101, diyebileceğini düşünmek, Tanrı'yı insan şeklinde bir yaratık olarak kabul etmek olur ki, bu da Tanrı fikrini reddetmek ve küçümsemek anlamına gelir. Kaldı ki, biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, şeklindeki ayeti Muhammed, kendi çıkarlarına ve günlük siyasetindeki gelişmelere göre verdiği buyruklar arasındaki çelişkiler nedeniyle Kur'an'a koymuştur. Şu bakımdan ki bu buyruklar çoğu zaman birbiriyle çatışır nitelikte şeylerdi. Örneğin bir gün emrettiği bir şeyi bir başka gün yasakladı olurdu. İçki yasağı bunun ilginç örneklerinden biridir şarap içimine önce izin vermişken, Nah Suresi, Ayet 67. Daha sonra bu izni kısıtlamış, Bakara Suresi, Ayet 219, Nisa Suresi, Ayet 43. Ve nihayet şarap içimini tamamıyla yasaklamıştır, Maide Suresi, Ayet 90. İçkiyi kesin olarak yasaklamasının nedeni, içkili kişilerin kendisine kafa tutabilir olduğunu, bu nedenle otoritesinin sarsılabileceğini görmüş ve anlamış olmasındandır. Yine bunun gibi, kıble yönünü Kudüs'e, Beyt-i Maktis'e çevirmişken, daha sonra tekrar Mekke'ye, Mescid-i Haram'a, yani Kabe'ye yöneltmiştir. Kıbleyi Kudüs yönüne çevirmesinin nedeni Yahudileri kendisine çekmekti, fakat onları kazanamayacağını anlayınca, kıbleyi tekrar Mekke yönüne çevirmiştir, Bakara Suresi ayet 115, 142, 145. Yine aynı şekilde henüz güçsüz durumda olduğu dönemde savaş ve saldırıya izin vermezken güçlendikten sonra taraftarlarını savaşlara sürüklemiştir. Ve işte bundan dolayıdır ki kendisine karşıt olanlar Muhammed bugün emrettiğini yarın yasaklayarak ashabıyla alay ediyor şeklinde konuşarak onu güç durumda bırakmaya çalışmışlardır. Muhammed onları susturmak için buyrukların Tanrı'dan geldiğini ve ayetleri değiştirenin Tanrı olduğunu belirterek Kur'an'a yukarıda belirttiğimiz. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, onlar sen ancak bir iftiracısın dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Nahl Suresi, Ayet 101, şeklindeki ayeti koymuştur. Muhammed, Kur'an'da çelişki yokmuş kanısını pekiştirmek üzere, ayetlerin Tanrı tarafından konup Tanrı tarafından kaldırıldığını ya da başka ayetlerle değiştirildiğini söylerken, kaldırılan ayetlerin üç çeşit olduğunu bildirmiştir. Bunlardan bir kısmı metni ve anlamı ilga edilen ayetlerdir ki bunlar arasında Malik İbni Enes'in söylemesine göre Tevbe suresine konup da sonra çıkarılan şu ayet vardır. Eğer Adem'in bir oğluna altından iki nehir verilmiş olsaydı üçüncüye tamah ederdi. Üç altın nehir verilseydi dördüncüye tamah ederdi. Bu nedenle onun midesi sadece toz ile doldurulacaktır. Tanrı onu tövbekar yapacaktır. Bu konuda bir başka örnek olarak Abdullah İbni Mesud'un sözleri hatırlatılır. Güya Muhammed, Tanrı'dan vahiy geldi diyerek ona bir ayet yazdırmış, fakat ertesi gün Abdullah bu ayeti yerinde bulamayınca, Muhammed'e ne olduğunu sormuş, Muhammed de ayetin, Aynı gece ilga edildiğini söylemiştir. İlga edildiği öne sürülen ikinci kısım ayetler, metni ilga edilip de anlamı kalanlardır ki bunlar arasında recim ayetleri vardır. Ömer bin Hattab'ın söylemesine göre, güya Muhammed'in hayatta olduğu süre boyunca zina edenin taşlanarak öldürülmesine dair ayet varmış ve bu ayet şöyleymiş: eğer bir erkek ile bir kadın zina ederlerse, her ikisi de taşlanarak öldürülmelidir. Bu Tanrı tarafından emredilen bir cezadır. Fakat Muhammed'in ölümünden sonra, ayetin metni bulunamamış, bu nedenle sadece anlamı kalmış. Nihayet üçüncü bir grup olarak, Anlamı ilga edilip de metni kalan ayetler vardır ki bunlar yine Güya 63 sureye yayılmış olup sayıları 225'tir. Aralarında kıblenin Kudüs yönüne doğru olduğuna dair olanları vardır. Yine tekrar edelim ki Kur'an'daki bazı ayetlerin diğer bazı ayetlerle ortadan kaldırıldığı doğrudur. Fakat bu eylemler Muhammed'in kendi günlük siyasetinin sonuçları olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin Medine'ye göç, hicret ettikten az sonra Yahudileri kazanmak, kendisine inandırmak için kıble yönünü Kudüs yapmış ve Kur'an'a Doğu ve Batı Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yönü orasıdır. Bakara Suresi, ayet 115 şeklinde ayet koymuştur. Böylece Müslümanları, o zamana kadar Mekke'deki Kabe yönüne doğru ibadet ederlerken, birdenbire Kudüs'e yönelik olarak ibadet ettirir olmuştur. Bu uygulamaya, hicretin 16. ve 17. aylarına kadar devam etmiştir. Fakat Yahudileri Müslüman yapamayacağını anladığı zaman, bu uygulamaya son vermiş, ve kıbleyi Kudüs olarak tanımlayan ayetin Tanrı tarafından kaldırıldığını, onun yerine kıblenin Mekke yönüne doğru değiştirildiğine dair ayetin Bakara Suresi ayet 142 144 geçerli olduğunu söylemiştir. Görüldüğü gibi burada bir ayet diğer bir ayette değiştirilip ilga edilmiş durumdadır. Ancak kaldırıldığı söylenen ayetlerin hepsi bakımından bu açıklık söz konusu değildir. Zira Kur'an'da birçok ayet vardır ki, bunların kaldırılıp kaldırılmadıkları belli değildir. 1400 yıl boyunca İslam bilginleri hangi ayetin kaldırıldığı konusunda ne yapacaklarını bilememişler, şaşkına dönmüşlerdir konuyu ikinci kitabımızda, Apaçık Kur'an'ın apaçık olmayan yönleri, başlığı altında ayrıca ele alacağız. Fakat hiç düşünmek mümkün müdür ki, Kur'an'ı apaçık bir kitap olarak gönderdiğini söyleyen ve her gönderdiği emrin anlaşılmasını isteyen bir Tanrı, hangi ayetin kalktığını, hangisinin kalkmayıp uygulanması gerektiğini açıkça bildirmesinde, kullarını şaşkına çevirsin ya da falanca ayet kaldırılmıştır diyerek kolaylık sağlamak varken, bunu yapmayıp emirlerinin yanlış bir şekilde uygulanmasına neden olsun. Bu olacak şey midir? Ve yine hiç düşünmek mümkün müdür ki, vahyettiği şeyleri çelişmeli nitelikte kılan bir tanrı, sanki yanılgısı meydana çıkmasın diye, Kur'an'ı birbirine vurmayınız, onun ayetlerini karşılaştırmakla teksibe kalkmayınız. Onun ayetleri birbirini tasdik eder diyerek insanları daha da şaşırtıcı fakat kendisinden beklenmeyen bir kaçamak yol arasın. Gerçek şudur ki birbirleriyle çatışan pek çok çelişmeli ayet 1400 yıl boyunca yan yana ve iç içe olmak üzere İslami yaşamları ayarlamış Müslüman kişileri çelişmeli şekilde düşünme alışkanlığına sokmuştur. Bundan dolayıdır ki, birbirinden farklı, birbirine ters fikirler, şeriat eğitiminden geçmiş kişilerde çelişki olarak görülmemiştir. Örneğin, dinde zorlama olmaz diyerek, İslam'ın hoşgörü dini olduğunu öne sürerlerken, Müşrikleri nerede görürseniz öldürün ya da İslam'dan çıkanın kanı helaldir şeklindeki hükümlere sarılmış olarak ölüm saçmayı çelişmeli bir davranış saymamışlardır. Aynı çelişkili tutumu şeriatçının tüm yaşamlarında izlemek mümkündür.